Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Leon'un içindeyiz. Leon'la hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Videonun zaten açıklamasında, başlığında hepsinde görmüşsünüzdür. Üniversiteye gideceğiz, kampüs turu yapacağız sizinle birlikte. Şöyle arabayı bir dışarıdan göstereyim. Hava bozuk zaten. Yani bulutlu değil ama parçalı bulutlu, şöyle rüzgarlı. Bir kampüs turu yaparız sizinle birlikte. Hadi dışarıdan göstereyim arabayı, sonra yola çıkalım. Evet, tam rüya açtım, güneş çıktı. Böyle güzel bir yer buldum, video başlayacak. Şimdi buradan çıkacağız, kampüse gideceğiz. Uzun yol videosunu beğenmişsiniz. Yorumlarda da, izlenmeden de belli oluyor zaten. Bu tür videoların devamı için yorumlarda, like'larda, izlenmelerde kendinizi belli etmeyi unutmayın. Hadi bakalım, yola çıkalım. Evet, bugün yine kafa bandımı almayı unutmuşum. Telefonu sabitleyecek yer de yok bugün. Onun için elimde çekeceğim. Biraz önce de kumandanın pilini değiştirdim. Kumandanın pili bitmiş. Altındaki neymiş ya? Şu taraflı bant gibi bir şey var altında. Göstereyim hadi onun değişiminde size. Evet, kumandanın şu arkasındaki kapak şöyle el yardımıyla açılıyor. Şöyle şu şekilde kaldırdığınızda şu tırnak kapak açılıyor. İçinde pil var. Oh, konuşamadım, yoruldum. Şuradan tornavida yardımıyla ya da ince bir şey yardımıyla pili kaldırıyorsunuz. Yenisini şu şekilde içeri doğru itekliyorsunuz. Kapağı da tekrar önce şu arka taraf olacak şekilde takıyorsunuz. Bitti. Ekranda uyarı vermişti. İşte pilinizi az, pilini değiştirin diye kumandanın. Hadi yola çıkalım bakalım. Niğde'ye ne için geliyorsun falan filan diye, sürekli ne için geliyorsun diyenler olmuştu. Buradan sebebini de öğrenmiş oldunuz. Nideli olanlar kendilerini yorumda belirtebilirler. Ara sıra kamerayı bırakmam gerekecek. Ara sıra indirmem gerekecek. Mesela şu ileride EDS var. Telefondan ceza yemek istemiyorum. Lambalarda tekrar açarım kamerayı. Geldim. 15 saniye var. 12, 11, 10. Klimayı bayağıdır açmıyordum. Bir klimayı açayım dedim. Leş gibi koktu klima. Gazı birikmiş. Burada hız sınırı sürekli 70 civarı falan. EDS var her yerde sürekli. Pek basma imkanı, gazlama imkanı olmuyor. Ben şöyle sağ şeride geçeyim. Lastik basınç kaybı. Sol ön lastik. Evet, benim sol ön lastiğim sıkıntılı zaten. Ben geri dönüşte ona da bir hava basayım. Hatta petle birlikte basalım hadi. 32 basıyorum ben bunun lastiklerine. Hani ince yanak, 18 jant. Çok fazla sert olunca sekme ve ses yapıyor. Ben şöyle telefonu iyice yukarı kaldırsam. EDS'den yemeyiz herhalde. EDS burayı görmüyordur herhalde. Ufak bir kamera açısı bozukluğu oldu. Kusura bakmayın. Evet, geri gelebilirsiniz. Arabayı 5'e alalım. Ortalama gidebildiğimiz hız bu zaten şu an. Şurada Opet'e girelim. Opet'te bir lastiğe hava basalım. Ben telefonu bir sol elime alacağım. Şöyle size sol açıdan göstereyim birazcık içeriği. Şu solda olması lazım. Aynen. Evet. Araba çalışsın ya. Ya da stop edelim. Sıfırlasın. Kim 200 bar basmış ya? 200 müydü? 20 miydi? Okuyamadım ama PCI olarak basıyoruz biz. Lastik havası azalmış zaten, belli ediyor kendini. 32'den fazla basınca, 32 bile bazen biraz fazla geliyor. Hem araba çok sekiyor hem de ses çok yapıyor. 24, 20, 22 falandı hakkında. 22'ye kadar düşmüş. Lastikte ufak bir delik var herhalde. Vida ya da çivi var herhalde. Ara sıra kaçırıyor oradan.
Aşırı rüzgar var dışarıda ya. Arabayı Nidi'ye ilk getirdiğim gün yıkadım. Size video çektiğim, videoya attığım gün yıkadım. O günden beri araba daha temiz. Ufaktan artık kirlenmeye başladı ama. İçi tozlanmaya başladı şöyle. Artık bir temizliği hak ediyor. Bakalım videoda mı yıkarım yoksa şeyde mi bilmiyorum. Şimdi bunu sıfırlamamız gerekiyor. Kendi sıfırlamaya doğru kaydetmemiz gerekiyor. Şuradan önceki onayla. Biz araçta duralım. Araç güzel duruyor. Şöyle yapalım. Aha, şanzıman da öttü. Bunların geri vitesinde Volkswagen'lerde de çok ötme yapıyor. Volkswagen'dir, Skoda'dır, Fiat'tır. Tam konuşurken Vodafone'un yani kullandığını sattım böyle şeylerde Apple'larda ekranı komple kaplayan bir uyarı geliyor. İşte bildirimdir, mesajdır o tür şekilde geliyor. Tam konuşurken geldi. Konuşmamı komple kesti. Volkswagen'dir, Skoda'dır, Fiat'tır. Bunlarda geri vitesi cayırdama yapıyor böyle biraz çatırla. Konuşamadım. Cart ediyor ya. Onu diyordum. Videoda büyük ihtimalle duyurmadı da. Hem valla duramayacağım. Tanımıyorum da Nide'de kimseyi. Yapabileceğim bir şey de yok. Akü takviyesi istese yapamam. Yakıt istese yapamam. Ben şöyle bozacağım açıyı. Kampüse de zaten geldik. Şuradan döneceğiz. Kampüste bir tur atarız şöyle sizinle birlikte. Sonra çıkarız. Ben normalde kampüste değilim. Ben şehir içindeki fakültesinde okuyorum. Şimdi ben bir girişte kapatacağım videoyu. Pul falan göstermem gerekiyor. İçeri girdikten sonra görüşürüz. Şöyle göstereyim kapıyı da. İçeri girdikten sonra görüşürüz. Evet geldim. İçeri girdik. Şöyle genel olarak dolanayım. Size tanıtayım kampüsün içinde. Bura aşırı kasisli. Zaten birazdan arabanın ne kadar sektiğini de göreceksiniz kasislerde. Bu arada araba en son videoda aldığım yakıtla duruyor. O günden beri de kullanıyorum araba yani aktif olarak da kullanılıyor illaki. Ama halen daha 3 çizgi yakıtım var. Yani Leon'lar yakıt konusunda çok güzel araba. Keşke kafa bandım yanımda olaydı ya. Bakın şimdi nasıl sekecek. Bakın ne kadar yavaş giriyorum bak. Videoda belli olmuyor herhalde fazla ama şöyle öyle bir sallanıyor. Kameranın titreme engelleyicisi de vardır zaten, o da kesiyordur bayağı. Dışarıdan çekmek lazım arabanın ne kadar sektiğini. Bak 5'le girdim 5'le. Daha ne kadar yavaş gireyim, duruyorum bu kasiste. Araba manuel alınca da eziyet oluyor böyle vites atmak. Telefonla video çekerken, story çekerken falan. Burası iletişim fakültesiymiş. Burada işte kafeteryası, kafesi falan var. Bir tane daha kasis var ileride. Evet burası. Buradan sağ taraf zaten şey bölgesi. Kampüs çarşı bölgesiymiş. Aşağı tarafta görünen siyah kahverengi arası uzun bina İslami İlimler Fakültesiymiş. Bilimler değil. Şu sağ tarafı bilmiyorum, üzerinde yazmıyor. Ben çok bilmiyorum kampüste durmadığım için genel olarak. Buradan sağa dönersek sağlara gidiyor. O tarafa da gidelim hadi. Şu sağdaki bina sosyal tesis. İçinde işte yüzme havuzudur. Spor salonudur. Kafesidir. Odur budur var. Sosyal tesis kısmı yani kısaca. Aşağı taraflar yurtlar. Çok aşağı oldu sanki. Allah. Şu sağ taraf halı sağ. İki tane var. Sağında bir tane daha var onun. Ben sola döneceğim. Karşımızda gördüğümüz binalarda yurtlar.
Bizim kanalda da maşallah her türlü video var. Bir sonraki videoda da belki Nide'nin içinde pov sürüş çekeriz. Nide'yi dolanırız sizinle. Ama dediğim gibi Nide'de bu tür sürüş videoları çok sıkıntı şey konusunda. EDS çok fazla var. Telefon elimde gördüğünden dolayı ceza yazar mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle yazar gibi. En büyük sıkıntım o. Kafa bandımı bulamadım. Polat'ta da bulamadım. Burada da bulamadım. Kaybettim. Olmazsa yenisini alacağız gibi bir şey şu anlık. Buradan itibaren bilmiyorum. Sizinle beraber öğreneceğiz buradan sonrasını. Sol yapalım bari. Ben 2 ay boyunca, 2-2,5 ay boyunca 51 plaka Leon'a bindim. Leon'u buradan almıştık hatırlıyorsanız zaten. Bu YKS'nin olduğu gün 17 Haziran'da almıştık arabayı. O zamandan beri ben de 51 plaka arabayı bindim. Ondan sonra Nide'ye geldim bir de. Nide'de zaten araç ticaretlerimiz oluyordu illaki. Nide'ye gelip gidiyorduk genelde. Yukarı gidelim hadi. Ne güzel değil mi? Bomboş her yer. Hiç araba yok. Şu kas ismi değil. Buralar nereler ya? Bu taraflara ben de dolanmadım hiç. Sizinle beraber öğreniyorum. Nide'ye de yağmur geliyor herhalde. Hafta sonu da kar gösteriyor. Ben buraya gelmeden önce babama dedim ki kışlıkları takayım. Lastiklerden biri patlak zaten. Yazın tamir ettiririz lastiği dedim. Kışlıkları vardı. Dedi takma dursun şimdilik dedi. Ondan sonra ben arabayla geldim. Hem patlak lastikle hem de yazlık lastikle. İnşallah geleceğim gün, Polatlı'ya geri döneceğim gün kar yağmaz. Üzerindeki lastikler bitti bitecek. Hani eskidi bayağı. Yazlık bir de. Yani imkanı yok, uzun yola gidemez. Zaten karda uzun yola gidecek olursam açarım size videoyu. Otobanda yan yan gider herhalde bu araba. Eziyet çekiyorum şöyle ya video çekerken şu an. Bir sol ele geçiyor telefon, bir sağ ele geçiyor. Vites atacağım zaman sol ele atıyorum telefonu. Şu kasisler olmazsa sıkıntı olmayacak da sabit vitesle gideriz. Bak Mercedes atıyor karşıda bir tane kırmızı. Böyle kampüs içinde tekrar pov sürüş isterseniz yorumlarda belirtin. Bu taraf nereye gidiyormuş? Hadi bir gidelim. Böyle boş dolanıyoruz ya. Atla yolun ortasından yürü. Ha, buraları bilmiyorum. Ben buradan geri dönüyorum ya. Biraz yüksek kaldı vites ya. Araba ağlıyor. Bizim burada tanıdık galerici var Nide'de. Yanına gidersem olmazsa video çekerim giderken de. Yorumlarda belirtin tabi istiyorsanız. Şöyle kampüsün içinde arabanın fotoğrafını çekecek güzel bir yer bulabilsek çok güzel olur da. Yok gibi herhalde ya. Allah'tan cam film var. Ben kafa bandıyla en gezemezdim burada. Polat'ta bile çok tip bakan oluyordu. Bu kısım çok güzelmiş ya dümdüz. Başka gezilecek yeri kalmadı herhalde arkadaşlar. Şu sağ taraftaki yer eğitim fakültesi. Bu biraz eski binalarından. Fen fakültesi vardı burada bir yerde, o nerede ya? O da arka taraftaydı herhalde. Hadi o tarafa da gidelim bari. Allah. Buradan sola gidelim. Düz gidince o tarafa gidiş yok diye biliyorum. Neyse ilerden döneriz ya. Güneş de vuruyor ya karşıdan. Öf. Kör oldum. Bugün araba yıkamayı düşünüyordum da hava çok bozuk. Yıkarım pek işe yaramaz. Soldan gidiş yok bir yere. Kasis falan yok değil mi burada? Aman ben Nide'de 3-4 kere yaşadım. Böyle büyük kasisler var. Araba boyunda kasisler var. Belli olmuyor. Boyamamışlar üzerini. Bir giriyoruz. Ön tamponiyere vuruyor. Egzoz kasise vuruyor.
6 kasite vuruyor. Uçuyoruz bildiğiniz kasiten ya. Vitesi geçiremedim. Buradan sol yapmayalım. İleriden sol yapalım. Aa, ileriden sola dönüş vardır inşallah. Burada bir yerde fen fakültesi de olması lazım ama. Şu sağ tarafta geride kalan yer göründü mü bilmiyorum. Laboratuvarmış. İnşallah görünmüştür. Aa, kasislere geldik ya. Ben yanlış yere geldim. Aynen, ayakkabılar da gıcırdamaya başladı pedalda. Allah. Belli oluyormuş bu arada sanırım kamerada da sektiği arabanın. Uzun yolda gelirken videoyu açmadığım bir kısım vardı, Aymana yolu. Aa, burada bu dönüşü yasakmış. Ta göbeğe kadar gideceğiz. Şeyin girişine kadar. Burada da mı yasak bu dönüşü? Burada da yasak. Neyse, yapmayacağım. Çiğnemeyeceğim kuralları. Kimse yok hani, canlı bir yer değil fazla öyle. Hani kazaya sebep verecek bir yer değil şu an burası ama gerek yok, neyse. Evet, U'ya attım geldim. Şuna bir yerde kasis vardı, oraya kadar gidelim de var, ondan sonra yavaşlayacağız zaten. Şu en sevmediğim şeylerden biri şu pedalların gıcırdaması ayakkabıyla ya. Gireceğimiz hızı buldum bu arada. 1 ile ya da 2 ile girmemiz gerekiyor. Bakın şimdi hiç sekmeyecek. Kasise geliyoruz. Bakın duracağız kasisin başında bak. Abi, fazla oldu biraz. Yine ama çok hani soğuk pres olduğu için, aşırı baskı olduğu için yine konforsuz geçiyor illa ki. Bak ben buradan hiç düz gitmedim. Düz gideceğim. Bakalım nereye gidiyor. Büyük ihtimalle o dediğim bölgeler, bu düz gidince gideceğimiz bölgeler. Fen fakültesinin olduğu kısımlar. İnşallah öyledir yani. Ha, buralar nereler ya? İlk defa görüyorum buraları. Şöyle sol taraf falan göstereyim istiyorsanız. Lan keşke sola döneydik ya. Gidiyoruz öyle bilmediğimiz yerlere doğru da. Hayırlısı. Buradan önce nereye gidiyor? Buradan önce bir yere gitmiyor. Buradan dönelim o zaman. Bura ne? Aa, burada da giriş varmış. O yurdun. Bak bak bak. Benim buradan haberim yoktu. Yurdun demek ki tek girişi yokmuş ya. Buralar pansiyon gibi yerler herhalde. Anten falan var balkonlarda. Apart gibi yerleri daha doğrusu. Nereden bileyim bilmiyorum da. Erkek yurtları herhalde burası da. Aşağı taraf kız yurtlarıydı. Aynen, öğrenci yurtları. Şu aşağıda cami var. Daha gösterecek bir yer kalmadı herhalde ya. Şurada da bir adet gölü var. Göl var yani. Hiç gitmedim daha. Gidiş yolunu da bilmiyorum. Bir videoda belki giderim, otururuz orada. Allah, bura neymiş böyle ya? Yol gibi görünüyor da yol değilmiş. Neyse arkadaşlar, videoyu bitireyim ben burada. Bu tür videoların devamı için like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.